Evet, bütünsel sağlık nereye evriliyor? Beden-zihin tıbbı nedir? Belki beden-zihin tıbbı terimini ilk defa duymuş olabilirsiniz. Ee, ama stres yönetiminin önemiyle ilgili ee, birkaç şey paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, şüphesiz klasik Batı tıbbı, allopatik tıp son derece önemli ve her geçen gün hızla evriliyor, gelişiyor. E, fakat 3500 ila 5000 yıldır dünyada tıp sistemleri var. Kadim tıp sistemleri ve bu tıp sistemlerindeki özellikle koruyucu tıp protokolleri son derece önemli. Şimdi e, size beden zihin tıbının kronolojisini şöyle bir tarihsel olarak nereden nereye nasıl geçtik ve stres yönetimi neden artık özellikle pandemiden sonra da neden bu kadar önemli bir noktaya geldi onu paylaşmak istiyorum. Ha şuraya bakıyordu. Çok güzel. Sizi Doktor Dipak Chopra ile tanıştırayım. Belki duyanlarınız vardır. Doktor Dipak Chopra benim hocam kendisi. Tam 32 yıl önce 89 yılında Quantum Healing isimli kitabını yayınladığında Amerika'da dedi ki arkadaşlar bir dakika galiba bir şey eksik yapıyoruz. Ee, akut durumlarda çok başarılıyız fakat kronik durumlarda, kronik hastalıklarda e, semptomları evet bastırıyoruz, acıları dindiriyoruz ilaçlarımızla fakat bu kronik durumların kaynaklarını kökünden kurutamıyoruz. Hastalar tekrar tekrar bize gelmeye devam ediyorlar bizim bir şey daha yapmamız lazım beden zihin tıbbına geçmemiz lazım bu iş sadece ilaçlarla olmayacak dedi gündelik rutinleri hastanın yaşam tarzını değiştirmemiz lazım ki kronik hastalıklardaki e, hastalığın kaynağını ortadan kaldıralım Evet ilk defa 32 yıl önce stres yönetiminin bütünsel sağlığımızdaki majör rolüyle ilgili epey bir ses getirmişti. Ee, daha sonra Dr. Andrew Weil ile tanıştırayım sizi. Şüphesiz aranızda tanıyanlar vardır. Bakın ilk defa 1997 yılında e, Time'a kapak oldu. Daha sonra da 2005 yılında Dr. Andrew Weil kapak oldu. Ve e, 95 yılındaydı sanırım. Evet, 95 yılında Spontaneous Healing isimli bir kitap yayınladı. Arizona Üniversitesi'ne klinik araştırma neticelerinden derlediği bir kitaptı bu. Ve o da stres yönetiminin öneminden bahsetti ve ilk defa o dönemler integratif medisinden bahsedilmeye başlandı. Yani sağlığa bütüncül yaklaşılmalı. 95, oksitatif stres yükünden ve enflamasyonu azaltmaktan bahsetmeye başlayan ilk bilim insanlarından bir tanesiydi o tarihte. <laughs> ee, ve bakın ne demiş. There is no single more powerful daily practice to third. Yani bütüncül sağlığınızı ve well-being halinizi yükseltmek için sadece tek bir şey önermem gerekseydi. Bu doğru nefes alıp vermeyi öğrenmeniz Olurdu demiş. Doğru nefes alıp vermek. Solunum sistemi insan olduğunun sahip olduğu birincil detoks sistemi. Birincil detoks sistemi. Daha sonra 2007 yılında, tabii bu arada epigenetik ilerlemeye başladı. Epigenetik bilimi ilerlemeye başladı. Ve 2007 yılında Dr. Dean Ornish, çok çok önemli bir bilim insanıdır kendisi, kendiniz kaderiniz değildir diye çırıtmaya başladı. Ee, ben ilk defa Doktor Dean Ornish'le 2011 yılında Chopra Center Üniversitesi'nde tanışmıştım. Bizim dersimize giriyordu. E ee, böyle sahneye çıktı ve Merhaba genleriniz kaderiniz. E, merhaba arkadaşlar, size harika bir haberim var. Genleriniz kaderiniz değildir dedi. Allah Allah dedim ben yanlış mı duydum? Yanlış mı anladım acaba? Çünkü o güne kadar tamamen bunun tersini öğrenmiştik biz tıpta. Ee, epigenetik mekanizmanın ne kadar önemli olduğunu gündelik rutinler ve yaşam tarzımızda anlatmaya başladı ve yayınlamış olduğu The Spectrum isimli e, uzun yıllar boyunca yapmış olduğu klinik araştırma neticeleri çerçevesinde gelmiş olduğu sonuçları paylaştığı bu e, The Spectrum programı özellikle kardiyovasküler hastalıklar da son derece etkin e, bir program. The Spectrum'a uyan hastalar, kalple ilgili işte ameliyat olmuş veya kalple ilgili herhangi bir hastalığı olan bütün hastalar, diğer kontrol grubundaki hastalara göre, programı uygulanmadığı hastalara göre çok daha hızlı iyileşiyorlar. Nekahat dönemleri çok daha kısa sürüyor ve bir daha da kalple ilgili programa uydukları sürece Sorun yaşamıyorlar. Yani bypass üstüne bypass olmuyorlar. The Spectrum gerçekten önemli bir program. Ve 2010 yılında Gallup bu işi oldukça kafayı yormaya başlamıştı. 2010 yılında e, Wellbeing diye bir program. E, Kitap çıkardı. Bu kitapta çok uzun yıllar dünya popülasyonunun yüzde 98'ini temsil eden 150 ülkede yapılan araştırma neticelerini ve bütün istatistikleri içeriyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaç sene olmuş? Kaç sene önce? Ve dedi ki, gallop bilim insanları, özellikle işte Tom Ratt zaten inanılmaz bir adam ve Jim Arthur insanın bütünsel sağlığını koruyabilmesi elbette birçok faktöre bağlı. Yani sadece temiz beslenme, sadece hareket etme. Elbette sirka diğer ritimlere göre uykumuza dikkat etmek majör birincisi. fakat yani well being dediğimiz şey büyük bir paket. Biz çok büyük bir paketiz. Stres yönetimi son derece önemli diye bu yayınladıkları araştırmada stres yönetimi olmadan bütünsel olarak sağlıklı olabilmenin veya sağlığı sürdürebilmenin mümkün olmadığını tekrar 2010 yılında bilimsel olarak yüzlerce araştırmayla kanıtladılar. Ve total well-being diye insanın bütünsel sağlık, mutluluk ve zindeliğini koruyabilmesi için beş tane majör konuda gereklilikleri yayınladılar. Şimdi fiziksel well-being halini yükseltmek için tabii ki de hareket etmek, sirka diyen ritimlere göre uyumak, temiz beslenme ilkelerine e, uymak bunların hepsi çok önemli. Ama sirka diyen ritimlere göre uykudan sonra ikinci sırada gelen şey temiz beslenme değil arkadaşlar. Stres yönetimi. Eğer stresinizi yönetemiyorsanız hayatınızı yönetemiyorsunuz. Bunu pandemiden sonra çok iyi gördük değil mi hepimiz? stresini yönetemeyen kişilerin imun sistemlerinin hızla çöktüğünü ve bütün hastalıklara o imun sistemi bizim kalkanımız öyle değil mi? Ve o kalkan indiği gibi hızla tüm hastalıklara kapı araladığımızı hepimiz ve etrafımızda deneyimledik. Devam ediyorum. 2013 yılında çok önemli iki büyük üstad, hoca, psikolog insanın Stresli durumlarda verdiği tepkilerin, fiziksel ve mental tepkilerin, tedavi protokolleriyle ilgili o güne kadar yapılmış bütün klinik araştırmaları, derledikleri böyle harika bir yayın yayınladılar. Ee, ve burada tabii ki de stres yönetimi için birçok, yani o güne tarihte neler denediyse insanlar, e, bilimsel bazlı hepsini, dahlediler. Ee, sizi Profesör Doktor Fahri Saatçoğlu ile tanıştırayım. Ee, Fahri hocamız Oslo Üniversitesi'nde Kanser Araştırmaları Bölüm Başkanı. 2013 yılında Fahri hocamız çok önemli bir e, klinik araştırma yayınladı. Bu araştırmanın konusu burundan alınıp verilen yoga ilmine dayalı kontrollü ve ritmik nefeslerin sempatik sinir sistemini anında nasıl sakinleştirdiğini, dolayısıyla merkezi sinir sistemini nasıl sakinleştirdiğini ve epigenetik seviyede iki saat içerisinde ölçülebilir bir şekilde değişiklik yaptığını kanıtladı. Bu araştırma dünyada oldukça ses getirdi. E, Fahri hocamız hala e, kanser, e, meditasyon, mindfulness teknikleri, ve nefes teknikleri ilgili Oslo Üniversitesi'nde araştırmalarına devam ediyor. 2013 yılından sonra bir 10 tane falan daha klinik araştırmaya imza attı kendisi. Evet. Bu gördüğünüz resim Dünya Sağlık Örgütü'nün her sene yapmış olduğu Washington DC galiba Yıllık konferansta çekilmiş bir resim. Ne dersiniz? Seneye biz de hep birlikte burada böyle bir meditasyon seansı yapalım mı? Yapabilir miyiz sizce? Olabilir mi? Meditasyon <laughs> ve stres yönetimi. Meditasyon time tarihinde üç kere kapak yapmış. En son 2014 yılında kapak yaptı. Ne, ne zaman biliyor musunuz? Davos Ekonomik Forumu hemen sonrası. Çünkü 2014 yılından beri Davos'ta meditasyon odaları var ve The Mindful Revolution diye ee, bir başlık attılar. Evet, farkındalık devrimi. Artık gün içinde binlerce uyarıcının etrafında biz bedenimizin ihtiyaçlarını duyamıyoruz. Kendimize böyle bir alan tanımıyoruz. Demek ki her gün, günde 20 dakika ortalama. Sadece kendi kendimize baş başa kalarak zihnimizdeki çöp düşünceleri arındıracak olan bilimsel temelli zihni dinlendirme teknikleri olan stres yönetimi egzersizlerini hayatımıza katmak artık bir lüks değil, bu bir gereklilik. Bu bir gereklilik. Ee, devam ediyorum kronolojik olarak nereden nereye geldi beden zihin tıbbı. Ee, Doktor Mark Hyman tabii ki de hepiniz bilirsiniz. Fonksiyonel tıbbın kurucularından ve 2016 yılında bütün beslenme piramitlerini alt üst etti. Eat fat gettin dedi. Amerika'da böyle bir şey. Aman tanrım. <laughs> Bu adam ne konuşuyor diye. Herkes e, bunu konuşmaya başladı yıllarca. Halen anlatıyor. Geçenlerde İstanbul'a geldi ve e, Sabancı Müzesi'nde harika bir konferans verdi Dr. Mark Hyman. E temiz beslenme ilkelerine göre beslenmediğimiz zaman bedendeki oksidatif stres yükünün mitokondri ne kadar yükseldiğini, mitokondriyal fonksiyonların nasıl bozulduğunu ve bununla ilgili bütün bütünsel sağlığın hızla kronik bir şekilde zincirleme reaksiyonlarla nasıl bozulduğunu bize çok net anlattı. Ve geldik 2000 9 yılına. Neden bu? Kusura bakmayın bu slaytlar çünkü e, kitabı 2017'de yayınlamıştı. Şimdi 2009 yılında Profesör Doktor Elizabeth Blackburn Nobel Tıp Ödülünü aldı. Neyle aldı Nobel Tıp Ödülünü? Telomeraz enziminin hayatımız boyunca salgılanmasının devam ettiğini kanıtladı. Çünkü zannediyorduk ki Hücre çekirdeklerimiz içindeki, kısaca bilmeyenler için söyleyeyim, kronolojik olarak biz yaş alırken biyolojik yaşımızı belirleyen telomerler, kromozomlarımızın ucundaki o koruyucu başlıklar diyelim, belli bir yaştan sonra telomeraz enzimi salgılamadığı için kısalması, uzaması durur. Bakımı yağlaması, yıkaması yapılmadığı için de yeni hücre replikasyonları için gerekli data banka, ulaşamaz yeni hücre ve yaşlı kemareleri baş göstermeye başlar diye zannediyorduk. Fakat 2009 yılında Profesör Doktor Elizabeth Blackburn dedi ki bir dakika arkadaşlar gene bir hata yapmışız. Gene bir hata yapmışız. Telomeraz enzimi yaşamınızın sonuna kadar belli bir yaşam tarzı değişikliklerini yaptığınız takdirde salgılanmaya devam ediyor. Nasıl hayatınızın sonuna kadar beyin nöroplastisitesini yapmaya yükseltmeye devam edebilirseniz aynı şekilde telomeraz enziminde salgılanmasını devam ettirebilirsiniz. 2012 yılında ben Chopra Center Üniversitesi'nde okurken Doktor Blackburn ve ekibi bizim okulda böyle araştırmalar yapıyorlardı. Düzenli meditasyon yapan insanların acaba telomerleri uzuyor mu? Uzuyorsa ne kadar uzuyor? 2009 yılından 17 yılına kadar bu araştırmaları sürdürdü ve ee, Telomer Etkisi isimli kitabını o zaman yayınladı. Ve bakın, size harika bir haberim var. Ee, yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Kirtan Kriya diye bir meditasyon teknolojisi var. Ben meditasyona teknoloji derim. Çünkü gerçekten teknolojidir ve bir software programdır. İster inanın, ister inanmayın. Uyguladığınız sürece bu bedende tıkır 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 çalışır bir inanç sistemi değildir yani. Bilimsel bir zihni dinlendirme teknolojisidir. Ve Profesör Dr. Blackburn şunu kanıtladı. İki ay boyunca sadece günde 10 dakika kirtan meditasyonu yapan kontrol grubunun telomer boyları, telomeraz enzimleri yaklaşık yüzde 43 artış sağlamış. Bu mucizevi bir şey. Sağlık sektöründeki hepimiz bunu farkındayız değil mi? Ve başka bir kontrol grubu da kirtan kriya meditasyonu yerine klasik müzik, dinlendiren müzikler dinlendirilmiş. Evet, onların da enzim salgılamasında yükselme olmuş ama sadece yüzde 3.7. <laughs> Böylece stres yönetiminin ee, fiziksel ve mental sağlığımızdaki majör rolü her geçen gün daha da kanıtlanmaya ve farkındalığı yükseltmeye başladı. Ee, değerli katılımcılar, Homo sapiens'teki stres tepkisi 200 bin yıldır aynı, değişmedi. Bu kadar basit. 200 bin yıldır da aynı. Biz bilinçli zihnimizde prefrontal korteks'e amigdala'ya yönetebiliyor muyuz? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? Sorusu bile komik. E, amigdala'dan gelen bu savaş veya kaç tepkisini nasıl yöneteceğiz? bilinç dışını sapkançlı nasıl yöneteceğiz? Bilinçli zihnimizde mümkün olmadığına göre o zaman işte daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı, daha enerjik olmak için her gün yaşamımıza katacağımız burundan alınıp verilen kontrolü ve ritmik nefesleri veya meditasyon egzersizleri veya diğer mindfulness dediğimiz farkındalığı yükselten ve amigdalayı antrene eden bu egzersizleri hayatımıza katacağız. Şahsen benim yaklaşık 13 yıldır hayatımda var bunlar ve hiç şüphe etmeden şunu söyleyebilirim ki 13 yıl öncesinden çok daha enerjik, dinç ve güzelim. Doktor Dipak Chopra her zaman şöyle der klinik araştırma neticelerine göre. Yaşam tarzı değişiklikleriyle kronolojik yaşınızdan biyolojik olarak 10 ila 15 yaş daha genç gözükebilirsiniz. Bu ütopik bir veri değil, bu mümkün der. Evet, ee, ve şu an dünyada kanıtlanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış olan en etkili, en efektif, farkındalığı yükselten ve stres yönetimi yapan Teknikler, teknolojiler, yoga ilmine dayalı burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefesler, meditasyon egzersizleri ve yoga asanaları yani pozları. Ee, beş tane bilim, bilimin geldiği son noktada bedenimizle ilgili hatırlamamız gereken beş tane önemli konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Birincisi Bedenimiz sabit bir yapı taşı değil. Aynen evrenin kendisi gibi dinamik bir süreç. Yaptığımız her şeyde bedenimiz sürekli değişiyor. Yani sabah kalktığımızda ne yaptık? Kahve mi içtiniz, su mu içtiniz? Kahvaltı mı ettiniz yoksa intermitan besleniyorsunuz, otofaji mı yapıyorsunuz? Yani her gün o ufak gibi duran, önemsiz gibi duran, o basit gibi duran seçimleriniz sizin yarın bir ay sonra, altı ay sonra veya bir yıl sonra nasıl bir insan olacağınızın belirleyicisi. Çünkü epigenetik diye bir şey var. Ee, biliyorsunuz. Atalarımızdan elbette miras alıyoruz, genetik kodları alıyoruz ama bir genin 35 bin ifadesi var. Hangi ifadeyi ortaya çıkaracağını belirleyen mekanizma epigenetik. E, epigenetik de bizim günlük olarak yaptığımız seçimlere göre ifadesini iki saat içerisinde değiştiriyor. Şimdi böyle bir bilgiyi bulup bilip e, kendimizin en iyi versiyonunu oluşturma doğum hakkına sahip olduğumuzu bilerek uygulamamak eğer ilk defa duyduysanız evet bir deneyim dersiniz değil mi? Kendimin en iyi versiyonu oluşturma yaşam hakkına sahibim. Bu insana verilmiş bir hak epigenetik mekanizmayla. O yüzden ee, bedenimizdeki atom moleküllerinin yüzde %98'i bir sene içinde komple yenileniyor. Demek ki ben bir yıl içinde yapacağım bedenimi, zihnimi, ruhumu dengeleyici yeni yaşam tarzı seçenekleriyle bambaşka ve yepyeni bir insan olabilirim. İkincisi, Bedenimiz sürekli bir enerji ve bilgi alışverişi içerisinde. Yani sadece proteinlerden oluşmuyoruz öyle değil mi? Sadece bu fiziksel beden, et, kemik ve kandan oluşmuyoruz. Bir enerji bedenimiz var, bir zihin bedenimiz var. Ve üçüncüsü genlerimiz eğilimlerimizi belirler ama kaderimizi belirlemez. Az evvel anlattığım konu nedeniyle yani epigenetik mekanizma. Evet eğilimlerimizi son, kesinlikle belirler ama kaderimizi belirlemez. Kaderimizi bizim seçimlerimiz belirler. Ee, dördüncüsü zaman ile ilişkinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Zamanım yok, onu yapmaya zamanım yok, bunu yapmaya zamanım yok. Böyle bir şey söylemeyin. Biyolojiniz ağzınızdan çıkanlara göre çalışır. Ve beşincisi farkındalık. Farkındalık. Dönüşümü ve bedenimizi ve zihnimizi yeniden yapılandırmanın en önemli anahtarıdır. Ee, şimdi ben hepinizi bir nefes egzersizine davet etmek istiyorum. Madem buraya kadar gelmişsiniz, sabah hepimiz en az bir buçuk saat trafikte <laughs> cebelleşerek buraya geldik. Herkesi konforlu bir dik oturuşa davet ediyorum çünkü sizinle çok pratik bir nefes egzersizi paylaşmak istiyorum. Ee, ben aynı zamanda kadim nefes teknikleri uzmanıyım ve e, medikal nefesler öğretiyorum hastalıkların tedavisinde ilaçların yanı sıra e, nefes teknikleri ve mindfulness egzersizleriyle de desteklemek üzere. Ee, önce şöyle bir şey söyleyeyim burun deliklerimiz çapraz beyin loblarını uyarır. Yani ben sağ burun deliğimden sağ burun deliğimi kapatıp sol burun deliğinden nefes alıp vermeye başladığım zaman sağ beyin lobun parasempatik sinir sistemi uyarılıyor. Ne oluyor? Dengelenmeye başlıyorum. Öyle değil mi? Doğru nefes almanın altın kuralları bir burundan. Ağzımızı kapayacağız. Ağız kapalı. Burun çok çok önemli. Özellikle pandemide daha da önemli. Neden? Ya birincisi inanılmaz bir filtreleme mekanizması. İkincisi bedenimizdeki karbondioksitten sonraki en önemli vazadülatör olan nitik oksitin en zengin yatakları sinüsler burada. Burnunuzdan nefes alıp verdiğiniz zaman buradaki yataklar aktif hale geliyor ve burun kılıçları titreştikçe nefes alıp verirken buradaki yataklardan nitik oksit salınır ve solunum sistemi vasıtamızda bütün bedenimize dolaşmaya başlar. Peki nitik oksitin vazadülasyon haricinde başka görevleri yok mu, olmaz mı? Muhteşem bir molekül. Antiviral antiviral molekül. Yani bütün viral enfeksiyonlara karşı bedenimizdeki ilk kalkanı nitik oksittir. O yüzden ağzımız kapalı, burnumuzdan nefes alıp vereceğiz. 2-3 dakika boyunca ben de şimdi izninizle oturuyorum. Çünkü ayakta pranayama egzersizleri yapılmaz. Yoga ilmine dayalı, burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefeslerin ismi pranayama egzersizleridir. Ve ayurveda tıbbında Hastalıkların tedavisinde farkındalığı yükselten, düzenli yapıldığı takdirde meditasyonla birlikte amigdalayı fiziksel olarak küçülten, arkadaşlar fiziksel olarak küçültüyor. Bu egzersizler son derece etkilidir ve e, tahmin edemeyeceğiniz hızda yaşamınızda olumlu dönüşümler sağlarlar. Evet, şimdi yaklaşık iki dakika boyunca. 2-3 dakika boyunca şöyle bir nefes alıp vereceğiz. Sağ burun deliğimizi kapayacağız. Ya şu şekilde kapayacaksınız. Tabii ki de bacak bacak üstüne atmayacağız. <laughs> ya da şu şekilde kapayacaksınız. Gözlerimizi de kapayacağız. Ağız kapalı ve dil ucumuz en ön iki dişinizin hemen arkasında firepoint noktası. Çin tıbbında mikrokozmik yörünge olarak geçer çok medikal faydası var ama onu şimdi anlatmayayım. Siz sadece uygulayın lütfen. Ve burun deliklerimizden nefes alıp vereceğiz. Özellikle dikkat etmenizi istediğim şey şu. Hep birlikte yapacağız. Özellikle dikkat etmenizi istediğim şey şu. Lütfen sadece ihtiyacınız kadar nefes alın. Sakın akciğerlerinizi zorlamayın. Sakın ama nefes verme süresini uzatmayı araştırın. Çünkü nefes tekniklerinde bizi şifalandıran bölüm nefes alma kısmı değil, nefes verme kısmıdır. Çünkü nefes alırken sempatik sinir sistemi, nefes verirken parasempatik sinir sistemi aktivasyonu çok daha yüksektir. O yüzden ayrıca hiperventilasyon olmasını asla istemediğimiz için akciğer kapasitenizi, kapasitenizi zorlayarak asla nefes almayın. Alın nefesi. Yettiyse yetti. Tamam. Uzun uzun vermeyi araştırın. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Herkes şimdi dik ve konforlu bir oturuşa geçti. Ve sağ burun deliğimizi kapatıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ burun deliğimizi kapatıyoruz. Gözlerinizi de kapatın. Göz açıkken beta frekansında beyin. E, beta da biliyorsunuz parasempatik sistem pek <laughs> çalışmaz. Kapatalım. Hemen o yavaş yavaş alfa elimiz insin ve Sol burun deliğinizden nefes vererek başlayın lütfen. Sol burundan nefesi verin, 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 bütün nefesi boşaltın ve ondan sonra tekrar soldan nefes alın. İhtiyacınız kadar nefes alın, asla kendinizi zorlamayın. Nefes alma işlemi bittikten sonra tekrar sol burun deliğinden hiç acele etmeden yavaş 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 nefesinizi aldığınız son zerreye kadar boşaltın. Boyunlar dik, omuzlar rahat, hiç kasılmıyoruz. Ve bu şekilde bir dakika boyunca susacağım. Bir dakika daha hiç kendinizi zorlamadan, acele etmeden, nefes verme sürenizi uzatmayı araştırarak sol burun delinizden nefes alıp vermeye devam edin lütfen. Boyunlar dik, omuzlar gergin değil, omuz başları kulak meme hizalarından uzak. En son nefesinizi boşalttıktan sonra yavaş yavaş bütün nefesi boşalttıktan sonra ellerinizi indirip normal nefes alıp verme ritminizle dinlenmeye başlayın. Gözleriniz birkaç saniye daha kapalı kalabilir ve sadece yanımda e, saatim yoktu bakmadım ama herhalde bir buçuk dakika falan yani fazla da bir şey yapmadık. Değerli katılımcılar çok basit çok basit. Yani bunu her sabah 3-4 dakika yaparak güne başlasanız <laughs> merkezi sinir sisteminiz çok daha regüle bir gün geçirirsiniz. Ve böylece o gün size daha güzel akar. Bu kadar basit. Ee, soru cevap kısmımız var galiba. Var mı bilemedim. Yok mu? Tamam. Bu seansta yokmuş soru cevap. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Ee, Well-being ve stres yönetimi ve Bütünsel sağlıkla ilgili çok özet, sizin farkındalığınızı yükseltecek bazı bilgileri paylaşmak istedim. Ee, henüz aile hekimliğinin bile çok iyi anlaşılmadığı bu ülkemizde, e, bu tür organizasyonlar neticesinde e, bu çok faydalı, halk sağlığını yükseltecek, hepimizin bireysel mutluluk halinde yükseltecek bilgilerin hızla yayılmaya Başlayacağını ümit ediyorum ve hepinize değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, Hanım, biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir egzersizdi. Sağ olun. Birkaç gün önce Profesör Doktor Ayto Altun da KBB evet. Profesörü. Evet. O da çok paralel şeyler anlattı aha, sizinle. Aha. Hatta benzer bir egzersiz de yaptırdı. Ah ne güzel! Bu, bu ne tesadüftür ki iki gün aynı şey bilimin farklı noktalarındaki insanlar tarafından konuşuluyor. Şimdi tabii bu etkinliğin halk sağlığı, daha doğrusu sağlık ekosisteminde yer alan insanlar tarafından izleniyor. Tabii. Arkadaşlarıma sordum, ara ara böyle anons etmem isteniyor. 9200 izlenmedeyiz şu an, Aha. 53 ilden ve 9 ülkeden. E, bir tane de soru var. Normalde soru almıyoruz ama arada böyle bir tane ilginç bir soru olunca. Peki. Adana'dan bir kalp cerrahı arkadaşımız soruyor Aydın Bey. Evet. Stres yönetimi 20 dakika dediniz. Yani her gün en az evet. 20 dakika ayırmamız gerek. Daha kısası var mı bunun? Var. <laughs> Çünkü herhalde vakti yok. Arkadaşımızın var, çok var. yoğun ee, bir temposu doktor var. Doktor arkadaşımızın ismi neydi pardon? Aydın Bey. Aydın Bey. Ee, şöyle mi cevaplayacağım? Tabii ha. kameramız orada. Ee, değerli sorunuz için teşekkür ederim. Olmaz mı? Var. 20 dakika meditasyon için dedim. Ee, burundan alınıp verilen kontrolü ve ritmik nefesleri her gün sabah akşam 5'er dakika uygulamak için vakit ayırabilirseniz o da merkezi sinir sistemini son derece e, dengeleyicidir. Ayrıca Kardiyo, yani sizin uzmanlık alanınızda kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında uyguladığımız e, çok etkili bir sürü nefes egzersizi var. E, e, bunları uygulayan hastalar çok daha hızlı nekaat dönemleri geçiyor. Çok daha kendilerini mental olarak da iyi hissediyorlar. Aydın Bey, e, umarım başka vesilelerle de görüşürüz. Kitaplarımda bunları belirtiyorum. Ayrıca bir kitap tavsiyesi de verebilir Tabii, miyim? Lütfen. Benim de sevgili hocam ve partnerlerimden Doçent doktor Ömer Önder'in Nefesten Solunuma isimli kitabını almanızı öneririm. Bütün bu bilgiler orada klinik verilerle bulunmakta. Evet çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla, Harika bir organizasyon oldu. Görüşmek sizlere. üzere. Sağ, sağ olun. olun. sağ olun.